Söğütken 2014'te takım tablosu oluşturma öğrencisiydim. Şurayı bir sabitleyeyim. Tamam. Söğütken buradan geldim. Takım tablosu. Takım tablosu yarat. Freze, torna, freze, torna. Şimdi biz frezeye bir örnek yapacağız. Frezeye yaptığımız örnek hem tornayı hem de freze tornayı, yani Jackson tornayı hepsini de kapsıyor. Hepsi de aynı anlama geliyor. Yani ben şimdi takım tablosu yaratacağım freze için. Ama yaptığım adımlar, yaptığım işlemlerin hepsi diğerlerine de geçerli. Şimdi frezeye bir tane takım tablosu yaratacağım. Freze diyorum. Karşıma yeni takım tablosu diye bir pencere geliyor. Şimdi bu takım tablosu yaratmak ne işe yarıyor? İlk önce ondan bahsedeyim. Bizim standart parçalarımız vardır atölyemizde ve sürekli bu parçaları standart olarak hep aynı takımlarla, aynı işte takım özellikleriyle sürekli bunları işliyoruz. Ve ben her Solidcam'e girdiğimde işte takım tablosu falan oluşturmak istemiyorum. Ben yani sürekli o standart kullandığım takımlar hep standart olarak karşıma gelsin. Yani yeni yeni tanıtmak istemiyorum. İşte bunu önlemek için takım tablosu yaratmamız gerekiyor. Takım tablosu nasıl yaratıyor şimdi bunu göreceğiz. Burada benden ilk önce yeni takım tablosu, yani şuradaki tablo adı, yani bu tablonun senin oluşturduğun takım tablosunun adı ne olacak? Buna önce bir karar vermemiz gerekiyor. Ben mesela buna örnek diyorum. Örnek dedim. Tablomun ismini verdim. Şimdi ilişkili tezgah diyor. Yani biz bu tabloyu atölyemizdeki tezgah ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yani tıklıyorum buraya. Eğer hangi post prosesörünü kullanıyorsam burada. Mesela Avaya Binfano seçtim. Bu kontrol ünitesine sahip tezgahta yeni takım tablosu yaratıyorum. Ve CNC kontrol ünitesinden gelip de Avaya Binfano seçtiğim zaman ve yeni oluşturulmuş takım tablosunu eklediğim zaman karşıma benim oluşturduğum takım tablosu gelecek. Şimdi benim tablom, şu anki oluşturduğum tablomu şu tezgahla ilişkilendirdim. Tamam dedim buna. Karşıma bu sefer böyle bir pencere geldi. Bu pencereye diyorum ki, yani kullanacak olduğum takımları şimdi tanıtmam lazım. Geliyorum buradan. Freze takım ekle. Mesela diyorum ki benim birinci takımım sürekli tarama kafası. Bu tarama kafasının tezgahtaki magazindeki takım numarası 1 numara. Dilersem takımı isimlendirebilirim. Mesela 1 numara takımın çapı bu olsun, işte buradaki özellikleri bu olsun vesaire vesaire. Dilediğiniz gibi buradaki değişiklikleri yapabilirsiniz. Ben 1 numaraya 40'lık takım ekledim mesela. Çapı 40 olan bir tarama kafası ekledim. Tamam demeden önce, eğer buradayken tamam dersem takım tablomu tek bir takımla oluşturmuş sayılırım ve pencere kapanır. Ama ben istiyorum ki bu tarama kafasından başka takımlar da ekleyeyim. O yüzden tekrar girip buradan freze takım ekle dememiz gerekiyor. Demeden önce birkaç şey daha anlatacağım bu pencereyle ilgili. Şimdi biz takımımızı ekledik. Şunu şöyle kaldıralım biraz. Şimdi bu takıma sadece takım değil de tutucu da ekleyebiliriz. Tutucuyu işaretledim. Geldim dedim ki bu takımın tutucusu HSKA işte R16 ya da R32 olsun. Şöyle tamam. Bu tarama kafası bu tutucuda takılı. Tamam dedim buna. İşaretledim. Sonra bu takımın bilgisini, ilerlemesini, XY'deki ilerlemesini, işte Z'deki ilerlemesini, ölçü cinsinin milimetre mi, inç mi olacak, aynı şekilde devrinizi de, mesela buna diyelim ki 1000 ilerleme, Z'deki ilerlememiz 500 olsun ve bu takımın devri de 1250 olsun. Tabii buradaki bilginiz malzemenize ve takımınıza göre değişir. Yani onu yine onu tekrar hatırlatayım. Ben şu andaki bu değerleri rastgele girdim. Siz bu değerleri girerken lütfen parçanızın cinsine, takımınızın kalitesine göre buradaki değerleri girin. Ben şimdi örnek olsun diye giriyorum. Geldim tekrar takım geometrisine. Artık bu takımda işim bitti. Takımıma tutucu dahi ekledim. Bakın ön izlemesini görüyorum. Görüyor musunuz şurada? Tutup çeviriyorum. Takım böyle bir tutucuda bağlı ve bu şekilde işlem yapacak. Sonra bu şuradaki numara 1 neydi? Bu bizim programın G kodunu aldığımız zaman B
G kodunda takım 1 diye çıkmasını sağlıyor. Şuradaki 1 numara. Aynı zamanda tezgahımızda da 1 numara bu takımın 1 numarada olduğunu gösteriyor. G kodunda 1 diye takım 1 diye çıktı alacağız. Ve G kodundaki takım numaramızla tezgahımızdaki takım numarasının aynı olması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi 1 numara tarama kafamız. Hatta burada isim verelim. Diyelim ki ne diyelim buna? Yüzey tıraşlama diyelim mesela. Yüzey tıraşlama. Şu Türkçe karakterler kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden U dedim. Tamam. Bu takıma isim verdim. Yani takımım yüzey tıraşlama sadece. Sonra geldim. Başka bir takım daha ekliyorum. Ve bu takımda ne olsun? Bir tane parmak frezi. Geliyorum çapına diyorum ki 18. Geri kalan boyları yine değiştirebilirim tamamen benim kontrolümde. Ama ben değiştirmek istemiyorum. Ağız sayımı da yine girebilirim. Yine değiştirmeyeceğim. Bu takımın sadece çapını değiştirdim ve buna bir de tutucu ekleyeceğim. İşaretledim tutucumu. Şimdi ben az önceki takıma R32 tutucu ekledim. Şimdi buna da R32 eklemek zorundayım. O yüzden bunu tamam. BT30 tutucuyu da isimlendirebilirim aynı zamanda bakın. Ben şimdilik isimlendirmeyeceğim. Bu tutucuyu kullanacağım. Ve takımıma da geldim. Dedim ki ne diyelim? Kabataş mesela. Kabataş freze diyelim. Freze dedim. Tamam. Bunu da ekledik. Sonra geldim başka bir takım daha ekliyorum. Bu takımın da magazindeki numarası 2. Geldim tekrar başka bir takım ekliyorum. Bu sefer köşe radüslü freze ekliyorum. Dedim ki şu çapım 10 mm. Köşe radüsüm 1. Tamam. Numarası 3. Takımın adı ise ne olsun? Köşe freze diyelim. Ya da evet, köşe freze diyelim. İsimlendirdim bunu. Tutucu ekleyelim yine. Bu da tamam. Bilgisini de tekrar doldurabilirsiniz yine tabii. Ben doldurmuyorum şimdilik. Geldim başka takım ekle. Geldim küresel takım dedim. Küresel takımın çapı 8. Tutucu ekle. Aynı takım. İsim veriyorum. Ne diyelim? Küre freze diyelim. Ne diyelim? Küre freze. Bu da tamam. Tezgahımda 4 numarada olacak bu takım sürekli. Bilgisayarına girebilirsiniz. Geldim başka bir tane daha takım ekleyeceğim. Geldim dedim ki kanal takımı. Çapın olduğu gibi bırakıyorum. Tutucu ekliyorum. 5 numarada geldim. T freze diyorum. Tekrar bir takım ekleyeceğim. Bu da lollipop takım olsun. Bu çapım 10. Geri kalan değerler yeterli. Tutucu R32 bilgi ne diyelim buna? Özel diyelim. Özel. Bir de punt ekleyelim. Üç 15'lik bir punta. Şu çapım 10, tamam. Bilgisini girmiyorum. Tutucu ekleyeceğim. İsmi de 3.15 punt olsun. Ekle. Bir de matkap bekleyelim buna. Bu matkabın çapı da 8.5 olsun. Tutucu ekleyelim yine.
İsim verdim. 8,5 matkap. Bu kadar takım yeter artık. 8 tane takım ekledik. Ama biz bunlara yanılmıyorsam, evet, tutucular eklememişiz. Şuraları işaretlememiz gerekiyor. Tamam. Aynı şekilde bunu da işaretleyelim. Tutucular dahil olsun yani. Evet, tamam. Artık daha başka takım eklemeyeceğim. Geliyorum buradan. Tamam dedim. Artık takım tablom hazır. Az önce oluşturduğum takım tablosunu nasıl kullanacağım? Şimdi sıra geldi oraya. Solucan'da daha önceden kullandığım herhangi bir parça açıyorum. Bu şekilde bir parça. Solucan'ın kendi default dosyalarında gelen bir parça. Şimdi az önceki oluşturduğumuz takım tablosunu çağıralım bakalım. Geliyorum buradan takıma çift tıklıyorum ya da sağ tuş parça takım tablosu, yani şu işte bütün kullanılan takımlar karşıma geliyor. Şimdi import dediğim zaman bakın şurada kısa yolu var. Üzerinde durduğum zaman altında bir yazı çıkıyor. Diyor ki import takımlar. Mesela şöyle neyse kaldık. İptal diyeyim de tekrar gösterelim. Şuradaki bak üzerinde durduğum zaman import takımlar. Şimdi benim az önceki oluşturduğum takım tablosunu çağırmam için geliyorum. Diyorum ki import takımlar dedim. Sonra şimdi ben takım tablomu oluşturdum ama karşıma gelmedi. Neden? Bizim oluşturduğumuz takım tablosunun ismi neydi? Örnekti. Bakıyorum şuradan kütüphane kısmına geliyorum. Kütüphanenin yan taraftaki pencereye geldim. Oluşturduğum tablonun ismi burada. Örnek. Bunu seçiyorum. Bakın. Oluşturduğum takımlar sırasıyla geldi bana. Şimdi bu takımları geliyorum bir tanesinin üstünden sağ tuş diyorum. Tabloya tüm takımları kopyala diyorum mesela. Tamam. Tamam dedim. Benim oluşturduğum takımlar bakın burada. Sırasıyla eklendi. Şimdi benim az önceki tarama kafamın numarası takım 1'di. 2, 3, 4, 5 diye devam ediyordu. Değil mi? Yani şu 12 numara işte 1'di. Çünkü ben bu şekilde isimlendirmiştim. En sondaki takımın numarası da 8'de. Neden buralarda takım numaraları değişti? Çünkü şu anda aktif olan işimin takım tablosuna geldim ben. Yani takım tablomun önlerinde, benim oluşturduğum takımın bir öncekinde daha önce oluşturulmuş takım vardı. Ve bu takım sıralamasına göre ben panoya takımları eklediğim zaman onun sırasından devam ediyor. Eğer burada hiç takım olmasaydı, sadece benim kütüphanemdeki takımlar olsaydı ve ben bunu ekleseydim eğer, o zaman sıralamalar aynı şekilde kalacaktı. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edecekti. Buraya tamam dedim ve çıktım. Takım tablosunu artık ekledik. Bakalım bir daha takım tablomuza. Şekilde gördüğünüz gibi bakın tutucusuyla beraber geliyor. Görüyor musunuz? Bunlar önceki işler. Benim eklediklerim bunlar. Neyse. Tamam dedik ve çıktık. Kaydettim bunu. Ve kapattım. Şimdi başka bir parça açacağım. Mesela şu parça. Geldim takımlara.
Dedim az önceki eklediğim takımların sıralı bir şekilde görmek istiyorum. Hani sürekli artık onlar kayıtlı olsun hafızasında programın. Ve her seferinde takımı tanıtmak istemiyorum diyeceğim. O yüzden ne yapıyorum bu sefer? Export takımlar diyorum. Tüm takımları aktar. Sonrasında gelen pencereden şu dosya türünü Excel seçiyorum. Bakın takım tablom karşıma geldi. Ve bunun ismini diyorum ki biz bir önceki bölümümüzün ismini örnek demiştik. Buna da deneme diyelim. İsmimi verdim ve gelip buradan export demem yeterli olacak. Export dediğim zaman takımım yani benim verilerim artık şu şekilde gördüğümüz gibi bu şekilde artık hafızada kayıtlı. Bakın bunu kapattığım zaman artık hafızada kayıtlı. O takımlar. Şimdi her şey güzel. Evet ama takım hala gelmedi buraya. Benim eklediğim takımlar. Bunu nasıl çağıracağım her seferinde? Yapmam gereken tek şey şuradan gelip import demek ve buradan dosya türünü Excel seçmek. Bakın deneme ve artık sadece benim seçmiş olduğum takımlar var. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Buna tamam demem yeterli. Artık o sıra karşımda. Tekrar bir daha yapalım isterseniz. Import uzantımız buradan kütüphane tipini Excel formatı seçiyorum ve karşımda bakın bir tane dosyalama formatı var. Kütüphanede sadece tek bir tablo var. Deneme. Bunların hepsinin üstüne gelip ya bir tanesinin üstüne gelip sağ tuş tabloya tüm takımları kopyala demem yeterli olacak. Bakın artık karşımda takım listemde hep ekli. Görüyor musunuz? Yeni bir operasyon ekleyeceğiniz zaman yapmanız gereken tek şey nedir? Buradan import diyeceksiniz ve gelip dosya uzantını seçeceksiniz. Zaten bir tane kütüphanede dosyanız olacak ve bu takımlar sürekli karşınıza gelecek. Dolayısıyla her seferinde takım çapları, takım devirleri, ilerlemeleri, takım tipleri tanıtmanıza gerek kalmayacak. Standart olarak bu takım tablosu sürekli karşınıza gelecek. Çıktım. Mesela şimdi bir tane deneme yapalım. Geliyorum diyorum ki herhangi bir operasyon mesela profil. Hiç geometrisine girmiyorum şu an. Sadece onu göstermek için takıma geliyorum. O import yani oluşturduğumuz takım tablosunu programa nasıl çağıracağız? Onu göstermek için. Takıma geldim. Buradan tanımla dedim. Ve buradan import takımlar diyorum. Geliyorum ilk önce şu anda hafızasında kayıtlı olduğu için bakın direkt Excel formatına geldi ama bu her zaman böyle gelmeyebilir. İlk önce yapmanız gereken şey eğer burada gelmezse buradan gelip Excel uzantısını seçeceksiniz. Sonrasında zaten kütüphanede bir tane folder'ınız olacak. Sonrasında yapmanız gereken tek şey bu takımların hepsini ekleyecekseniz üzerine gelip sağ tuş ve tüm takım tabloya tüm takımları kopyala demeniz yeterli olacak. Tamam deyip çıkarsınız. Artık o takımlar tablonuzda. Seçtim. Çıktım. Evet. Yani sizin sürekli standart olarak kullandığınız takımlar varsa her parçada mesela bu parçada ben standart olarak az önce eklediğim takımları hep sürekli onları kullanıyorsam eğer ve parçada değişiklik yapacaksam yani her seferinde takım tanıtmama gerek kalmayacak. Mesela ben gelip buradan işte herhangi bir komuta girdiğim zaman her seferinde takım tanıtmak yerine gelip oradan az önce oluşturduğum takım tablosunu çağıracağım ve bunlar çağırdığım takım tablosundaki takımlarım devriyle, takım çapıyla, ilerlemesiyle, tutucusuyla dahil, hatta numaralı tutucu numarasıyla dahil sisteme gelecek. Ya, bu işinizi çok çok kolaylaştıracaktır. Böyle sürekli kem yapıyorsanız sürekli işte ne bileyim oturup bilgisayarın başında sürekli takım tasarlamaktan, takım çapları girmekten, takım verileri girmekten usanıp bıktıysanız bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki, bu videomuz bu kadar. Ben Mustafa Kıracağım. Daha sonra görüşmek üzere.